sevdiğim takipçilerim, kankalarım. Yes! 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 Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili geldiniz. Mutlar. Öncelikli olarak gerek İslam ülkesi, Hristiyanlık veya Hizde, gerekse İslam, İslam ekonomide farklı haber anlayışları olduğu gibi İslam ülkesi Araplar toplumunda da birbirinden farklı haber anlayışları mevcuttur. Bunlardan bir kısmı bunun başına gelecek hayır ya da şer namına her olayın ilahi planda önceden belirlendiği, diğer bir kısmı ise kulun hareketlerinin ve seçimlerinin kendi elinde olduğu ve önceden bir ayarlamanın söz konusu olmadığı şeklinde değil. Bu dönem Arap toplumunda özgürlükçü yaklaşımda olanlar her ne kadar mevcut olsa da daha çok kader atıp bir anlayışın hakim olduğunu görmekteyiz. O dönem Arap edebiyatında var olan şiirlere baktığımızda yine kaderci bir anlayışın hakim olduğu rahatlıkla görülebilir. Mesela Necdet şiirlerinden bazı misalleri verebilir sevgili arkadaşlar. Ey içinde endişe giden kimse, endişelenme. Eğer sana sıtma takdiri olmuşsa muhakkak yakalanırsın. Dağın zirvesine yükselsen bile kalem bunu yazdıysa bundan nasıl kaçabilirsin? Diğer bir şiirde ise şöyle denmektedir sevgili değerli izleyiciler. Kader bu, beni ister ayıpla ister bırak. Ben hata etmiş isem bile kader hata etmez. Şair David ölümün 35 yaşında veya 38 yaşlarında 655-659 yıllar arasında şöyle bir yakarışta bulunur. Şüphesiz Rabbimizden ittifada etmek en hayırlı gayrettir. Acelem de gecikmem de Allah Celle Celaluhu'nun emrindedir. O kimi doğru yola iletirse o huzur içinde hidayete vermiştir ve kimi dilerse saptırır. Nabiya ölmeden önce, milattan önce 604. yılın zarında ne demişti? Bir kişi isteğine ermiş değildir. Eğer o kaderde yazılmamıştır. Arap toplumunun kader anlayışlarının yansıması olarak değerlendirebileceğimiz bu şiirlerde açıkça insanın iyilik ya da kötülük namına başına gelebilecek her şeyin önceden tespitle tayin edildiğini ve tayin edilenden başka bir şeyin insanın başına gelmesine imkansız olduğu görülmektedir. Arap şairler arasında bu kadar kolu bir kaderci anlayışta olanların yanı sıra İrade hürriyetini benimseyenler de vardı. O dönemin ünlü iki şairinden Aşan Bey, insanın seçimlerinde özgür olduğunu söyleyerek söylediler. Allah Celle Celaluhu refa ve adaleti tercih etmiş. Kumandan ise insan üstlenmiştir. Arapların daha çok kaderci bir yapıda olduğunu Kur'an-ı Kerim'den haber vermektedir. Allah Celle Celaluhu'na şirk koşanlar şayet Allah Celle Celaluhu'nu dileseydi babalarımız ve biz puta tapmaz ve hiçbir şeye haram kılmazdık. Thank you.
ancak dünya hayatımızda ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder derler. Onların bu konuda bir bilgisi yoktur. Sadece böyle zannederler. De ki, sizi Allah Celle Celaluhu diriltir, sonra öldürür. Daha sonra kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde size toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Arap toplumu arasında yaygın olan zamancı kader anlayışının sebebi olarak yaşadıkları coğrafyanın ağır ve zor koşulları olduğu söylenebilir. Araplar bu tür bir anlayışı çöldeki bedevi hayatın pratik tecrübelerinden çıkarmışlar. Arabistan'da doğal olayların seyri dengesizdi. İnsanlar tabiatın düzenine karşı güvensizdi. Bir kabilenin büyük bir sürüsüne musallat olan bir saldırı ya da düşmanca bir saldırı, zengin bir insanı bir gecede fakir düşürebilir ya da uzun süren bir kıtlık ve kuraklık insanı açlıkla ve ölümle burun buruna getirebilirdi. Arap şiirlerinde çöl ortamındaki zarar ve belalardan kurtulmanın mümkün olmadığı şu sözlerle ifade edilir. Hareket ederek savaşın korkunçluğundan sığınacak yer arayan kişi kaderine yakalanır. Öyle değil. Ölüm yakındır ve kaçmadan önce kılıçlar çekilmiştir. Yolunda git, sinirlenmeden yürü. Hisseleri pay yapanın sana neler ayırdığı açıkça anlaşılana kadar. Kur'an-ı Kerim de cahili Araplarının insan hayatının en önemli ve en temel safhalarını yönlendirdiğine inandıkları de ilahlaştırdıkları düşünce yapısını reddetmiştir. Kur'an dehli otoriter güç olarak tanımamış bir inancı kökünden söküp atarak yerine hayatın her safhasında etken Allah Celle Celaluhu'nun ilim ve iradesini koymuştur. Bu noktada şunu da vurgulamak gerekir ki tarihi seyrinin tabii olduğu yasaların Allah Celle Celaluhu tarafından değiştirilmemesiyle cahil insanın zihnindeki bu pasif irade teorisi arasında fark vardır. Bu teoriye göre Allah Celle Celaluhu olup bitenler karşısında bir seyirci konumundadır ve tek yaptığı şey olup bitene güzel göstermektir. Oysa Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Celle Celaluhu olaylar üzerinde bizzat faal müdahil ve irade bulunandır. İslam düşünce sisteminde yaratma, yaratanın yarattığı şeyler üzerindeki yönetimin başlangıcını gösterir. İnsanın bütün işleri en önce teferruatına kadar hayatının her safhası Allah Celle Celaluhu'nun ki bu Tanrı adalet Tanrısıdır. Kontrolü altında cereyan eden, cereyan yıkılmayarak düşünceleri kendi batıl itikatlarının Resuliyetini kader adına ilerlerinden atmaya çalışmalarını reddeden Kur'an-ı Kerim'e göre insanın bütün işleri en iyi teferruatına göre hayatının her safhası adalet tanrısı Allah Celle Celaluhu'nun kontrolü altındadır. Kur'an-ı Kerim başka bir otoriteyi kabul etmez. Cahil döneminde Arapların çoğunlukla insan hayatının özellikle ölüm ve musibetlerin zevkin zamanın kontrolünde olduğuna inandıkları Kur'an-ı Kerim'de belirtmektedir. Onlar böyle bir inançın kendilerine fayda verdiğini zannedebilirler. Çünkü böylece çöl şartlarında kendilerini felakete götürebilecek endişeden ve kararsızlıktan kurtulabilmekteydiler. İnsanoğlu olayların akışın dahil olmadığına inandığı zaman hayatını daha rahat, daha kolay ve endişeden uzak sürdürebilmektedir. Olayların olmasında insan faktörünün olmadığına inanmak, hadiselerin meydana gelmesinde insan sorumluluğunu kabullenmekten daha kolaydır. Fakat inanıştan bedevilerin bütün yapıp etmelerini devre verip mutlak kaderciliğe teslim olarak rastgele davrandıkları anlamını çıkarmak mümkün değildir.
Deprem ait işler daha ziyade önemli hayat safhaları, doğum, ölüm ve benzeri şeylerdi. Cahiliye insanların devrin kontrolünde oldukları durumuna hevaların yönettiği söylenebilir. Çünkü onların dayandığı bilgi şahsi tecrübeleriyle elde ettikleri bilgiydi. Yani cahili bilginin temeli ya da kaynağı o insanların hevası. Başka bir ifadeyle şahsi kaprisleridir. Bu tür bilgi vahiy bilgisine zıt bir bilgidir. Sevgili değerli izleyici konuklar, bu bilgiyle onlar Allah Celle Celaluhu'nun güllü iradesini reddetmek adına alternatif değer yargıları geliştirip fert ve toplum hayatına ilahi vahiyin müdahalesini bu bilgiyle onlar Allah Celle Celaluhu'nun güllü iradesini reddetmek adına alternatif değer yargıları geliştirip fert ve toplum hayatına ilahi vahiy müdahalesini engellemeye çalışmışlardır. Kader meselesi, cahiliye döneminde Araplar arasında münakaşa konusu olduğu gibi diğer din mensuplarının, filozof ve mütefekkirlerinin de zihinlerini sürekli meşgul etmiş, zaman zaman insan iradesinin bir olduğunu iddia eden fikirler yanında bu hürriyeti tamamen ortadan kaldıran ve insanı bütünüyle kuş tüyüne benzeten sesler de yükselmiştir. Bu konunun İslam'dan önceki felsefi düşünce ve dinlerde tartışıldığı gibi Yahudi ve Hristiyan teolojisinde de tartışıldığı bilinmektedir. Çağdaş yaklaşımlar da öncekilerden farklı değildir. Kader problemini İslam'dan değil, insanın insan olmasına doğmuş bir mesele olduğunu çok rahatça söyleyebiliriz. Bir anlamda kader insanın problemidir. İnsan hürriyetinin bugün dahi tartışılıyor olması insanlığın bu soruna kalıcı bir çözüm getiremediğini ve hürriyet probleminin insanlığın gündeminde kalmaya devam edeceğinin açık bir göstergesidir. Çağdaş düşünürlerden Max Planck'ın şu sözleri kader konusunda insanlığın tartışmaya devam edeceğini belgeler niteliktedir. Devam ediyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Bir yanda insanın kendi ahlaki onuru, öte yanda iç ve dış dünyalarımızda keskin bir yasallığın egemen olduğu kanısı. İşte ciddiyetle düşünen her insanın bu ikisini bağdaştırmak isteği ve tutkusu kadar eski bir konudur bu. Burada daha katısını düşünemeyeceğimiz bir karşıtlama daha ilk anda beliriyor mu dersiniz? Öyle ya, bir yanda doğada olsun, manevi yaşamda olsun, tüm olaylar parçalanamaz kurallara göre yürümekte. O kurallar ki bilimsel bilginin temeli olduğu kadar pratikteki eylemlerimizin de ilkeleridir. Öte yandan ön yakın bilgilenme kaynağımız olan bilinçliğimizle yatan güvenlik bilinci kendi düşünce ve kararlarımıza egemen olabilmemizin güveni her yan şöyle ya da böyle akıllıca ya da çılgınca iyi ya da kötü davranma olanlıklarının elimizde olduğunu güvenebilmemiz bu ikisi birbiriyle nasıl bağdaşıyor? Öyle anlaşılıyor ki en genel tanımıyla bütün olaylarla insanın fiil ve hareketlerini tanrı ve tanrısal tabii ağüstü bir kuvvetin körü körüne bir tesirine bağlayan kader anlayışı fatalizm ile diğer olaylar gibi insan fiil ve hareketlerini de maddi ve tabii sebepler zincirinin zorunlu sonucu kabul eden kader anlayışının determinizm tarih boyunca hep var ola gelmiştir. Sonuç olarak cahiliye Arap toplumunda insanın özgür olduğunu, seçimlerine ve başına gelen iyi ya da kötü
şeylerin önceden belirlenmediğini iddia edenler azınlıkta olup toplumun geneli kaderci bir anlayışa sahiptir. Bu genel kanaatteki toplumun Müslüman olmasında sonraki dönemde ve bu kaderci anlayışların geleneksel olarak sürdürdükleri İslam düşüncesine etkin bir yeri olan kader konusuna etki ettiklerini söyleyebiliriz sevgili değerli izleyici konuklar diyerek Kur'an'da kader ve insan psikolojisinin etkileri kitabımızın bu bölümünü, bu şahane bölümünde burada noktalıyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Kartlar bölümüne 3 tane bölüm bırakıyorum. Sebebi mahluk bildiğiniz üzere 3. sezonu açtık ve 3. sezonu 3 bölümde finalde noktaladık sevgili değerli izleyici konuklar. Yes! Seni bir şekilde izleyebilirsiniz. Kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Sebebi mahluk bölümünüz. 3. sezon tüm bölümlere bulabilirsiniz, erişebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Mükemmel bölümler çıkarttığım günündeyim. İnşallah sizler adına faydalı katlan bölümler bildiğiniz üzere bu işi yapmaktayız. Dile getirmekteyim çünkü yok. Evet sevgili değerli izleyici konuklar. Dünyanın sana ihtiyacı var da yakında çok müthiş bir şekilde gelecek. Evet. Buradan noktalıyoruz. Yes!